Arkadaşlar merhaba. Birinci ürünümüz Blade Slim H4 modelimiz. Slim olmasının şu kasadaki pervane yapısıyla alakası var. Birçok kişi slimliğinin ön kısmıyla alakalı olduğunu düşünüyor ama şu aparat kısmından ilerisi tamamen milimetrik bir odaklama boyutunda olması gerektiği için kasaların tüm ledlerde şu ön kısmı sabit boyuttadır. Slim kısmı şu aparattan pervanenin son noktasına kalan kadar olan bölümle alakalı bir durum. Slim modelimizin yapısı bu şekilde. Beyni ekstra dışarıda olan bir model. Yaklaşık 4 yıldır falan, 4,5 yıldır kullandığımız ve sürekli sattığımız ve performansından memnun olduğumuz bir model. 6000K ışık beyazlığına sahip, yani sıcak beyaza tekabül ediyor. Buz beyazına tekabül etmiyor. Ürünümüzün gücü, biz lümen değerini kullanmadığımız için 30 watt akım çeken bir ürün. Normal halojen H4'ler 55 wattla çalışır. Ürünümüz 30 wattla çalışıyor. Şimdi önce sarı farda bir aydınlatmasını göstereceğiz. Daha sonrasında buzlu camda beyaz aydınlatmamızı takarak, yani Blade Slim modelimizi takarak ölçümünü yapacağız. Daha sonra normal şeffaf camlı bir farda halojenin denemesini yapacağız. Sonrasında yine Blade Slim'i takıp Blade Slim'le denemesini yapacağız. Bu arada arkadaşlar şöyle de söyleyelim. Elimizdeki farların hepsi çıkma far. Hatta şöyle gösterebilirim. Cam temizliği bile çok çok iyi olmayan bir durumda bir far ki genelde herkes yeni araçlarda kullanmadığı için kasti olarak bu şekilde bir far seçtik. Yoksa iki tane sıfır farda deneme yapıp daha güçlü bir aydınlatma çıktığını gösterebilirdik. Biz normal bu araç 98 model bir Polo'ya ait. 98 senesinden beri kullanılan bir far. Orijinal Hella kendi farı. Bu da yanılmıyorsam Kia Rio'ya aitti. Bu da yine Hella'nın orijinal farı. Bu da 2006-2007 model bir arabaya ait. Şimdi testimize başlıyoruz. Öncelikle halojen ampulümüz. Şöyle gösterelim. Ampulün markası yazmıyor üzerinde. Şöyle bir çıkartayım. Ampulümüz Osram Blux. Neymiş? 55 watt, 60 watt, 55 watt aralığında çalışan H4 12 volt bir ampulmüş. Ampulümüz de orijinal Osram'ın bir ampulü. Şöyle halojenimizi yaktık. Ölçü aletimizde Mehmet, ölçü aletimizde çıkan sonucu fotoğraflar mısın? 210. Maksimum 210 lüks değerinde bir aydınlatma çıktı. Şimdi H4 Blade Slim'in montajını gösterelim. Arkadaşlar aparatı çevirmeli şekilde çıkartıyoruz. Yerine şu şekilde yerine oturtturuyoruz. Bu arabada böyle, başka arabalarda tırnaklı olabilir. Bundaki şöyle bastırarak kilitlenen bir model. Bu şekilde kilitliyoruz. Daha sonra da şu dişli kısım altta kalacak şekilde diş yuvasını oturtturup kilitlenmesini, yani şu kablonun tam en üst seviyede olmasını sağlamanız gerekiyor. Ampulü de zaten çalıştırdıktan sonra duvardaki yansımadan bir ince ayar gerektirdiğini göreceksinizdir. Gösteririz onu da. Şimdi şu şekilde çizgimiz doğru bir şekilde çıktı. Fakat ampul biraz yamuk durduğu zamanlarda şöyle dalgalanmalar yapabilir. Bunu siz en düz çizgi haline gelecek şekilde göre oynamanız gerekiyor. Mehmet, ölçümde ne çıkıyor şu anda? 390-400. Yani şu anda halojenden elimizdeki en alt model olarak sattığımız Blade Slim halojenden tam tamına 2 kat daha fazla bir aydınlatma sağladı. Bu buzlu cam olan bir model farımızda. Şimdi normal düz camlı olan bir modelimize geçiyoruz. Bunlar da yanış performansı, çizgi performansı normal şartlarda biraz daha iyi oluyor. Buzlu camlarda biraz daha dağınıklık söz konusu olabiliyor. O da artık teknolojinin vermiş olduğu bir
gelişme diyebiliriz. Eski çanaklar düz yapıya sahipti. Önündeki buzlu camlardan dolayı çizgi çıkartıyordu. Şimdikiler çanaktan çıkartıyor. Camdan düz bir ışık geçiyor. Bu farın durumu çok çok iyi olmamasıyla alakalı. Ne çıkıyor Mehmet? 140-150 civarlarında mı? Tamam. 140-150 lüks civarlarında bir gücümüz çıktı. Bundaki ampulün takım şekli diğerinden biraz daha farklı. Şöyle tırnağını kaldırıyorsunuz. Yine içine önce aparat oturuyor. Aparat oturduktan sonra kilitliyorsunuz. Bu şekilde sabitlemiş oluyorsunuz. Yine aynı şekilde kablo yukarıda kalacak şekilde yuvaya oturtturup ince ayarını çalıştırdıktan sonra ayarlamanız gerekiyor. Bunu da gördüğünüz gibi çizgi keskinliği diğer fara göre çok daha net bir çizgi keskinliğine ulaşıyor. Ne çıkıyor Mehmet sonuç? Burada da 290-300. Bunda da sonuç 290-300 civarlarında. Yine fardan kaynaklı olmakla birlikte bu farda halojende 150 lüks çıkarken LED'imiz 300 lüks çıkardı. Yani bunu biz sabit bir güçte satmış olsaydık Polo'nun sahibi olan arkadaş ölçüm yaptırdığı zaman bizim söylediğimizden daha yüksek çıkmış olacaktı. Kia'nın sahibi olan arkadaş daha düşük bir güç elde etmiş olacaktı. LED aynı LED, halojen aynı halojen ama iki farklı farda iki farklı sonuç elde etmiş olduk. Ama baktığımız konu şöyle ki bu ne çıkartıyorsa ampulümüzü taktığımız zaman iki katını almış oluyoruz. Yani sonuç, geri kalan sonuç farla alakalı bir durum oluyor. H4'ün takılmadığı bir araba modeli bugüne kadar rastlamadık. Tüm araçlara, tüm H4 araçlara takılabilir uyumluluğu var. Arıza durumlarında transporter birkaç transporter, kedi gibi modeller haricinde arıza yaktığı duruma da rastlamadık. Onlarda da çözümler mevcut. Durum bundan ibaret. Şimdi bir sonraki ürünümüzün testine geçiyoruz. Sıradaki ürünümüz Blade Mini H4. Alabilir miyim canım?